37'de karayolu da buna eklenince yazan daha Ömer kazanıyordu. Tren istasyonunun kurulduğunu görenler istasyonun kurulduğu yere yerleşmeye başladığında tarih 1940'lar gösteriyordu. Nüfus arttıkça yazana nahiye unvanı veriyordu. Ve yıl 1990'ı gösterdiğinde bu topraklarda doğan, bu insanlar için çırpınan Malatyalı tombul bir adam tarihi yeniden yazıyor, doğduğu topraklara vefa borcunu ödüyordu. Ölüm adı Turgut Özal'dı. Özal o yıllarda yazan bir şey yapmıyor. Atalıklar da var. Bir küçüğü daha olsa o altına kalınlığa kalınlığa var mı? Ne yaptın? Ne arabaları çek. Şeyi görelim. Duvarlar. Öyle üstte. Nihat yaramaz ya. Burada çek ben. Böyle çek edeyim. Nihat yemeğin ismi ne? Yemeğin ismi Dirijan usulü kızartma. Dirijan usulü. Evet. Biz kızartmalarıyla susuz yapıyoruz. Siz böyle ne yapıyorsunuz yani böyle? Yok bu eskiden beri. Bu ata dedelerimizin yemeği yani. Bunu şimdiden yapılan bir şey değil yani. Sen Dirijan mısın? Duruca. Aynen. Dibine kadar. Durucasın değil misin sen? Kendilerine hoş geldiniz, sofralar getirdiniz diyoruz. Evet, halk oyunları ekibimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Misafirlerimizi karşılıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Değerli hemşehrilerimiz birkaç...
Kuvvetli bir alkışlarınızı rica ediyorum. Burada olucu. Loke olsun. Üç ayak olsun. Ne olursa olsun bizim olsun. Bu toprak olsun. Anadolu'nun sesi olsun. Malatya'nın yüreği olsun. Haydi davulcu. Thank you.
Yazıhan, düzlüklerin efendisi Yazıhan, Malatya'nın bağrındaki düz ovaların, bereketli toprakların adıdır Yazıhan. Malatya'yı adeta besleyen hububat deposudur Yazıhan. Yıl 1936, Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmış, yedi düveli topraklarından kurulmuş, hasta bir imparatorluğun mirasının üzerine kurulmuş, genç bir cumhuriyet, aynı zamanda insanların da refahını, milletinin selametini düşünerek Anadolu toprağını baştan başa imar etmeye başladığı yıllarda, yokluk, fukaralık, perişanlık içerisinde olmasına rağmen ülke bir baştan bir başa deli ağlarla ölmeye başlanmıştı. Bu toprakların cefakar insanları kazma yetkilerle dağları demir, yeryüzü demir ağlarla örüyordu. İşte bu yıllarda demir yolu Yazıhan'dan geçiyor, bu ıssız topraklara istasyon kuruluyordu. 1937'de karayolu da buna eklenince Yazıhan daha önem kazanıyordu. Tren istasyonunun kurulduğunu görenler, istasyonun kurulduğu yere yerleşmeye başladığında tarih 1940'ları gösteriyordu. Nüfus arttıkça Yazıhan'a nahiye unvanı veriliyordu ve yıl 1990'ı gösterdiğinde insanlarımızın can güvenliği için 5 mahallenin bağlantı yolu alt geçit yapıldı. Sürün ve Yazıhan merkezde bulunan toplamda 3 adet hemzemin geçit üstüne yapılacak olan üst geçitlerin proje kontrolleri yapılarak imar planına işlenmesi sağlandı. Devlet Demir Yolları tarafından projesi hazırlanıyor. Yazıhan güney ve kuzey girişlerine köprülü modern kavşak projesi hazırlanıyor. Yine Sunur bölgesine kavşak projesi hazırlandı. Yazıhan'ın asıllık hayali olan sulama sorunu umutları yeşertti. Bölgenin Mavi Gerdan'ı Böztepe Recai Kutan Barajı ile 120 bin dönüm Yazıhan arazileri suyla buluşuyor. Baraj önü bölgenin cazime merkezi oluyor. Piknik alanları, yürüyüş parkurları, mesire alanları ile İnsanımız burada nefes alacak. Ayrıca Sarsap Çayı'nın suyu da Boztepe Barajı'na aktarılacak. Kuruçay artık başıboş akmıyor. 14 kilometrelik bölümü ıslah edildi. Yazıhan Simolar bağlantı yolu köprüye kavuştu. Yazıhan Belediye Başkanı Mirza Özgür girişimleri milletvekillerinin desteğiyle Ansır Erecek Köreti sayesinde 2000 hektar toprak suyu tarıma geçecek. Ekmele Köreti projesi, Nedik Barajı kapalı basınçlı sistem çalışmaları bölgemize tarımsal değer katacak. Selçuklu mimarisiyle modern imkanların bir araya geldiği Yazıhan Hükümet Konağı ilçemize yakışır bir özellikte milletimize hizmet veriyor. Devletimizin şefkatiyle kapıları halkımıza açık olan hükümet konağımız Yazıhan'a prestij katmıştır. İnsanımızın konut ihtiyacını karşılamak adına girişimde bulunduğumuz şeker fabrikalarına ait 30 dönüm arsa üzerine TOKİ ile koordineli olarak yapılacak evlerden milletimiz yararlanacak. İlçemizi ikiye bölen demir yoluna alt geçit yapımı gerçekleşti. Aydınlık bir şehir sloganı ile çıktığımız yolda ışıkların ahengini Sivas yolu Yazıhan sınırlarında Recep Tayyip Erdoğan bulvarı ile tam 7 kilometre alanın aydınlatması gerçekleşti. İlçemizin önemli sıkıntısı olan banka talebini Ziraat Bankası ile tamamladık ve 24 saat hizmet veren ATM'ler ile buluşturduk.